Hızlıca buna da bakalım. Buradan devam edelim. Stoğu güzel. Buna direkt temizliğini yapalım. Dur. Propolis yapıyor hemen. O kokuyu rahatsız oluyorlar formiyon kokusundan. Tamam, kapat. Kapat hiç. Balını çekerler değil mi? Çekerler. O zaman kalsınlar da çeksinler. Bunu açalım. Bu düzen mi? He. Buna bakalım. Düzenine bakalım. Bir dakika. Formik verip geçelim hiç. Bunu beslemek de lazım. Yo. Buna bir tane vermişiz. Güzel bir çıta vermişiz bunu. Ama yine beslemek lazım. Evet. Bana zaten geçen hafta kontrollerini yaptık çoğunu. Sadece formik vermek için açıyoruz. Ben mi geçeyim? İşte formik görüyor musun? Formiğin işe yaradığını gösteriyor. Bir varrova dökme karşılığı var bu işin. Somut olarak bir de formik, bazı formikler böyle sahte çıkabiliyor. İyi çıkmayabiliyor. Yani arı rahatsız oluyor ki propolis de hemen orayı kapatmak istiyor. Bu da tamam. Şunları ben alayım. Buna da geçse. Tamam, şunu bir al. Şimdi bunda biraz gevşetme yapalım. Yani gevşetmeden kasıt, fazla çıtalar var bunda. Onları alıp arıyı sıklaştırmamız lazım. Şunu alsana. Arkaya koy ya. Şurada bak, bu şey var. Kapsak. Buraya koy. İhtiyaç olursa alırız yani. Bir başka çerçeveye belki bu kapak gibi lazım olur. Tamam, bu güzel. Daha çok hiç şey yapmayalım. Buradan propolisini de temizleyelim. Thank you.
Ersen, ha. Buna taş koymuşuz. Ona da taş koymuşuz, ona da bakalım. Görüyor. Görüyor sen. Burayı biraz hızlı geçiyoruz. Yağmur yağacak şimdi. Ya, hava geri bulutlandı işte. Bugünkü gibi olmuyor. Yağmur hiç yağacak bir hava yoktu. Buradan bir bulut geldi. Bu taraftan gelen bulut işimizi yarım bıraktırdı. İşi de bitiremedik. Bekledik, arkası da kesilmedi yağmurun. Bak, propolis demişler hemen, görüyor musun? Formikten rahatsız olmuşlar. Ben şey yap. Körük. Yok, körük de. Ben şöyle bir... Ay, orada kapalı yavrusu var. Bunu kaldırmayalım. Tamam. Tamam, tamam. Sen onu sarsmadan kapat. Dur. Sarsmadan kapat. Şuna geçelim hemen. Bak bakayım, durumuna bak. Bu da güzel bir 2025 arası olacak. Onun da işi tamam. Geçen haftaki şeye düşmeyelim, hava bulutlandı, gözümüzü korkuttu vallahi. Yani yine yağmur yağsın, yağmura ihtiyaç var. Artık sonbahar geliyor, sonbahar yağmurlarına da ihtiyacımız var. Bunu mu açtın? Pembeye baktık, şuna bakacağız, dur. Yok, şu buna bakacağız. Sarıydı galiba baktım. Yok yok yok. Şu buna bakacağız. Bu sarıya bakacağız. Şu pembeye baktık. Karıştırmayalım. Biz aynen bayağı bir çuval lazım bize. 15 tane lazım en aşağı. Çuvalların çoğu artık kendini bırakmaya başlamış. Kasnağı dışarı alacağım. Bunu bırakacağım. Birini içeri, birini dışarı. Böyle daha iyi. Kasnaktaki balı çeksinler. Bu tarafa da güzel kapak olur. Ne yaptık? Para geçen hafta zaten yavru kontrolü falan yapmıştık. Şimdi formikledik. Bu hafta bir daha formikledik. Çok bir varroa hasarı görünmüyor. Tabi var. Bazı gözlerde varroa var. Ama öyle aman aman arıyı şöyle söndürecek kadar arıyı kovan terkine zorlayacak kadar bir varroa henüz yok. Tam güzel kırılma noktasında, tam pik noktasında
müdahale etmişiz. Geçen hafta zaten bizim bu bölgede Eylül ayı deyince arı bakımı başlıyor. Burada zayıf bir ovanımız var. Onu hiç birleştireceğim bunu önümüzdeki hafta. Bir kovan belirleyeceğim. Bunu onunla birleştireceğim. Biraz formini de verelim. Bu kovanı birleştireceğiz. Kim o? Geçen. Ya başka bir zayıf kovanla bunu birleştireceğiz. Çan telefonu var. Hatta şey var. Şu bir tane yukarıda açtığımız var ya. Onun şeyine bakarız olması. Dur. Şuradan devam edelim. Aç. Kaldır, kaldır, kaldır. Dur. Tamam. Formimiz seyreltilmiş, yani %85'lik tam vermiyoruz. Bugün biraz da üstüne girdim. Hava da bulutlu zaten. Böyle saatte de işte güzel bir buharlaşma olur. Yarın sabaha kadar içinde formik kalmaz. Şundan devam edelim. Onu hazırlasan. Koy koy, yanına koy, hiç şey yapma. Bak gördün mü? Propolis'i nasıl kapatmışlar? Şu görüntüyü görüyorsak kullandığımız formik güzel. Birçok formikte bu görüntü olmuyor. Alışveriş yaptığımız esnafları veya siteleri de böylece bir noktada kontrol etmiş oluyor. Memnun kalmazsak birkaç marka var zaten formikte. Her site satıyor ama birkaç markanın formiği gerçekten güzel, başarılı. Bize bir 20-30 tane çuval ayarlayalım biz ya. Çuval şart. Bunun bir stok durumuna bakalım. Güzel, fena değil ama beslemeye ihtiyaç var. Bunları önümüzdeki haftada besleme işine başlayalım. Şey nerede elden birimiz? Burada mı? Propolis'ini alalım. Para çok vermeyeceğim. Nüfusu az. 4-5 cc yeterli bunlara. Kalabalık olanlara biraz daha fazla veriyoruz. Son 3 kovanımız mı? Aynen, son 3 kovana geldik. Dur. Buna bir çerçeve verelim burada. Fazlaca bir arı var. Kapak niyetine verelim. Çünkü bu tarafta yavrusu var. Buna da güzel bir besleme yaparız. Buna da güzel bir çıtı olur. Güzel stok yaptırırız. Hem sarar şimdi güzel. Çünkü nüfusu fazla, çıtası azdı onun. Ona o müdahaleyi yapmamız yerinde oldu.
Aç onu da. Ona da bir bakalım. Bunun güzel. Yani çıta şeyi güzel. Bir bakalım. Bak burada kapalı yavrusu var. Gayet güzel. Üstte birazcık kemeri var. Bunlara mesela stok yaptırmak lazım. Yoksa kış yönünden, besin yönünden bunlar sıkıntıya girer ve kovan terki veya kışın ortasında ölü arılarla karşılaşabiliriz. Yani karşılaşırız. İhtimal değil, kesin bir sonuç olur. Bunları önümüzdeki hafta güzel güzel şerbetleme yapmamız lazım. Ekim ayında bu bölgede gayet keçi boynuzları da açıyor. Çok güzel polen geliyor. Bu çallardan açanları var. Eylül sonu, Ekim başlarında, Kasım'a kadar, Aralık'ta bile çok güzel polen geliyor bu bölgede. O sebepten şerbetlemeyi biz burada sürekli yapabiliriz. Tabi burada bir de maliyet tarafı da var işin. Şu an ne yaptık? Fazla olan kovanlarımızın bunda şey var. Buna bir tane çerçeveye getirelim mi? Gerek var mı? Bir bakalım dur. Bir bakalım temizliğini yapalım. O boş. Ona zaten onda bal kalmış. Onu çekiyorum. Bunda da çok güzel bal var. Bunu hiç bozmayacağım. Aradaki çıtayı aldık ya. Ondaki balı bu tarafa çekerler. Kadro da güzel bunun. Çok az, bunu birazcık daha formu çekiyorum. Tamam. Bunu da sarsmadan kapatalım. Bunu da sarsmadan kapat. İşimiz bir, şu arkada iki tane küçük kovanlarımız var. Onlara da ben bir göz gezdiririm. Ben kapatayım, oraya gideyim, tamam mı? Tamam. Tamam. Eline sağlık. Dostlar, görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Tüm arıcı dostlarımıza, arkadaşlarımıza bereketli olsun. Allah'a emanet olun.